O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel. Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel. Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü, yeniden dile geldi Çanakkale türküsü. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Kütahya İl Müftüsü Sayın Hacı Yusuf Gül'ü davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün burada Kütahya İl Müftüsü olarak son konuşmamı yapıyorum. Biraz veda konuşması gibi olacak, isabet oldu. Ama şunu peşinen söylemek istiyorum ki, bugün burada Diyanet İşleri Başkanımızın olmasını gerçekten yürekten çok isterdim. Kendilerine burayla yapılan inşaatla ilgili bilgi verirken, Kütahya'ya kazandırmış olduğumuz eğitim merkezi ile ilgili bilgi verirken, Kütahya'da başlamış olduğumuz eğitim merkezinin inşaatından ve buradaki hizmetlerden bahsederek kendisini davet ettiğimde, sadece üniversite cami ek binasının açılışı için gelmeyi değer, gelirsem onun için gelirim demiş idi. Onun için aklıma geldi, söyledim, paylaşıyorum. Yani başkanımızın burada olmasını canı gönülden isterdim. Çünkü bu caminin inşaatını ben 5. ayın 5'i 2014 tarihinde geldiğimde tabiri caizse kucağımızda bulduk. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın üniversitelere ve üniversite camilerine verdiği değeri çok iyi biliyorum. Zira kendisi de belki bir akademisyen olması hasebiyle çok değer veriyordu. Ve bu camiye harcamış olduğumuz, başkanlığımızın bize Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'ne göndermiş olduğu paranın en son harcadığımız miktarı gelirken bakmıştım. 2.565.600 küsur lira. Dolayısıyla eski parayla 2 trilyon küsur. Ben hiçbir yerde, hiçbir camimiz için bu kadar para gönderildiğine şahit olmadım. 42 yıllık müftü ve devlet memuru, Diyanet mensubu olarak. Ben bu camiye maddi ve manevi katkısı bulunan bütün kardeşlerime, özellikle Diyanet İşleri Başkanımıza, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine, benden evvel burada görev yapıp müftü vekili, müftü yardımcısı olarak görev yapan ve bir takım sıkıntılara da maruz kalan o kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Son bir konuşma olarak burada sizlerle bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, mutluluğumu ifade ediyor ve sizlere veda etmek istiyorum. Kütahya'ya geldiğim zaman selam veremeyeceğim hiçbir kardeşim yok. Hem teşkilatımızda, hem daire müdürlerimiz, hem de halkımız arasında herkese şükranlarımı sunuyorum ve ben sizlere veda ediyor. Hakkım varsa bütün Kütahya halkına helal olsun diyor ve sizlerden de helallik diliyorum. Ve bu camimizin, ek binamızın ve şehitlik parkımızın, 15 Temmuz Şehitler Parkımızın da Kütahya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Bir kez daha sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Konuşmalarından dolayı Kütahya İl Müftüsü Sayın Hacı Yusuf Gül'e teşekkür ediyoruz. Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı. İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı. Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın. Ey şehit oğlu şehit, önderisin her çağın. Konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil Saracoğlu'nu davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli
akademisyen arkadaşlarımız, değerli protokol üyeleri, değerli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bugün hakikaten burada iki önemli açılışı gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz adına önemli yatırımlar, önemli açılışlar. Özellikle Sayın Müftümüzün de dile getirdiği Dumlupınar Üniversitesi caminin yanındaki bir alana eğitim merkezi binasının yapılması, ikisinin de mimari özelliklerinin aynı olması, bizim geçmişimizde var olan Selçuklu mimarisinin güzel bir eserini buraya kazandırdıklarından dolayı öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza, vakfımıza emeği geçen tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten biz geçmişimize sahip çıkma adına bu şekildeki eserleri üniversitemize, şehrimize kazandırmak anlamlı, güzel. Ama bu eserlerin öncelikle içinin doldurulması, tam işlevsel bir şekilde kullanması en büyük dilek ve temennimiz. Açılışın öncelikle Kütahya'mıza, üniversitemize hayırlı olmasını, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Konuşmalarından dolayı Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne. Bak adını nakşettik gönlümüzün üstüne. Şehitler asla ölmez, ölümsüzdür her biriniz. Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. Hitaplarını yapmak üzere Kütahya Valisi Sayın Ahmet Hamdi'ni ayrı davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli davetliler. Bu toprakların bize ait olduğuna dair tapumuz üzerinde her bir şehidimizin kıymetli bir imzası var. Bu toprakların bize ait olduğunun en büyük göstergesi bu topraklara düşen şehit kanları. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar bu toprakların bize ait olduğunun göstergesini bu millet fedakarca üzerine düşeni her vesileyle yerine getirerek göstermiştir. Şehitlik ruhunun oluşabileceği karakterli insanları yetiştirmede de dinimizin ve eğitim binalarımızın çok önemli bir katkısı var. Bugün burada açılışını gerçekleştirecek olduğumuz iki husus bu yönüyle birbiriyle çok alakalı. Hem şehitlerimiz hem de o şehitlik ruhunu yerleştirecek, yeni nesillere aktaracak olan eğitim tesislerimizin ikisinin bir arada ifade edildiği, hatırlandığı iki tesisi birlikte burada açmış olacağız. Bu toprakları bize çok görenler, bu topraklar üzerinde yerleşmemize imkan sağlamayanlar bazen kendi askerleriyle girdi bu topraklara, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Bazen de kendi içimizde buldukları yandaşlarıyla, kendi içimizde buldukları maşalarıyla bizim buradaki demokrasimizi, milli irademizi hükümsüz kılacak çalışma içerisinde oldular. Fakat hamdolsun ki her seferinde hüsranla elde etmek istediklerini edemeyerek geri çekildiler. Bu ruh devam ettiği müddetçe, bu eğitim binalarından beklediğimiz fayda sağlandığı müddetçe bu topraklar bizim olmaya devam edecek. Ama milli benliğimizdeki bozulmalar başladığı zaman korkmamız gerektiği nokta o. Onun için bugün açılışını yapacağımız eğitim tesisleri bu ruhun devamında önemli bir fayda sağlayacak. Bu topraklarda bizim gelecekte yine huzur içerisinde yaşamamızı sağlayacak olan milli benliğimizin devamında önemli rol oynayacak. Ben her iki eserin de ortaya çıkmasında emeği geçen kimler varsa, Diyanet camiamızı, müftülüklerimizi, üniversitemizi ve bu vesileyle bütün şehitlerimizi huzurunuzda minnetle, rahmetle, şükranla anmak istiyorum. Burada bulunduğunuz, bunların açılışına şehadetlik ettiğiniz için de hepinize saygılarımı sunuyorum. Hitaplarından dolayı Kütahya Valisi Sayın Ahmet Hamdi'ne ayrı teşekkür ediyoruz. Kıymetli protokol, değerli konuklar, törenimiz külliye açılış töreni için Kurdale kesimi ve ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı açılışı için
Kurdali kesimiyle devam edecektir. Evet, sabah hayırlı uğurlu olsun. Evet, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah hayır etsin. Arkadaşlar, arkamız göl, dikkat edelim. Tamam, dikkat edelim. Timsah var orada. Var mı? Yüzebilirler. Göl derinmiş ama. Lan, derin mi? Derin gibi. Bunlar para tabii. Para oldu. Para, güzel olur. Yok, para oldu. Her şey kolay. Para değil. Şimdi buraya böyle kumatmak lazım.